değersizlik duygusu. Kimse kimseye değer vermiyor. Seni işine yaradığın zaman alıyor, kullanıyor. Sonra menfaati yoksa 5 para kıymet vermiyor sana. Umumi olarak ne var? Herkes kendisinin değersiz olduğuna inanıyor. Hakikaten manzara bu. İnsan ne istiyor? İlgi istiyor, alaka istiyor, değer verilmek istiyor. Ama işte insanlar devamlı ömür boyu o değeri vermiyor ki. İnsanların değer yargıları değişiyor. Niye insanlardan ilgi bekliyoruz? Çünkü bize gerçek ilgi gösteren, her an üzerimize titreyen, bütün alemleri bizim için çalıştıran, bizim için bütün kainatı yaratıp yaşatan ve bizim için ahirette ebedi bir cenneti hazırlamış, bizi bekleten, o cennetleri bizim için süsleyen bir Allah'ın bizimle nasıl ilgilendiğinin farkında değiliz. Kendimizi ilgisizliğin çukurunda zannediyoruz. Kimse bizimle ilgilenmiyor diye düşünüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Bugünkü dersin, sohbetin mevzu önemli. Adeta malın cinsini de, satışını da belirleyen müşteridir. Bizim kardeşler de böyle Google'da araştırma yapmışlar. Google'da en çok aratılan, insanların en çok merak ettiği, en çok arattığı nedir diye 2022 yılının en çok aranan sorularından bir tanesi, ben neden sevilmiyorum, ben neden çirkinim, ben niye doğdum? Böyle hep insanlar kendilerini sorguluyorlar, hayatı sorguluyorlar. Aslında güzel bir şey. Daha yakın bir zamana kadar insan hayatı sorguladığı zaman psikolojik problemi var diye doktora götürürler. Kafayı üşüttü diye deli muamelesi yaparlardı, bu adam hayatı sorguluyor diye. Aslında hayatı sorgulamak bizim insanlığımızın gereği. İnsan olduğumuz için hayatı sorgulamak zorundayız. Bizi insan yapan en büyük değerlerden bir tanesi akıldır ve akıl içinde yaşadığı hayatı sorgulamayı gerektirir. Hiç hayatı sorgulamadan sadece anlık hazlar ve zevkler için yaşayan hayvandır. Hayvanlar o şekilde yaşarlar. Öyleyse bizi hayvaniyetten kurtaran bir manaymış bu. Yani insanların merak ettiği meseleler, ben neden sevilmiyorum? Güzel bir soru. Ben neden çirkinim diye sormuşlar. Ben neden doğdum? Yani hep hayatta insan ne arıyor? Hep hayatta bir anlam arıyor. Bir anlam arayışı var. Bu hayatın bir anlamı olması lazım. Boşu boşuna bu hayat var olmuş olamaz. Boşu boşuna yaşanıyor olamaz. Mutlaka bu hayatın bir anlamı olması lazım diye insan devamlı hayatı ne yapıyor? Sorguluyor. Sorgulaması da gerekiyor. Çünkü kainatta maksatsız, gayesiz, anlamsız, hedefsiz yaratılan hiçbir şey yok. Bütün kainatın neticesi, bütün mahlukatın gayesi, her şeyin uğrunda çalıştığı insanın gayesiz, maksatsız, hedefsiz, anlamsız yaratılmış olma ihtimali olabilir mi? Öyleyse insanın bu gayeyi, bu anlamı, hayatının manasını ne yapması lazım? Araştırması lazım, bilmesi lazım, bulması lazım. Şimdi bununla alakalı bir ders inşallah beraberce okumaya, anlamaya çalışacağız. Birisi bana sormuştu. Dedi ki ya ben neden çirkinim? Dedim ki ya neye göre? Öyle yani çirkinlik dediğimiz şey nedir? Birilerinin beğenip beğenmemesiyle alakalı bir durumdur. Neye göre, kime göre? Mesela diyelim bir saraya girdin, sarayın kapıcısı seni beğenmedi. Ama sultan beğendi. Hangisine göre tavır alacağız biz? Hangisine göre kendimize not vereceğiz? Kimin görüşü bizim için geçerli? Öyleyse. Niye? Çünkü herkesin bakış açısı birbirinden farklı. Herkes hayata başka delikten bakıyor. Başka menfezden bakıyor herkes hayata. Adamın değer yargısı para. Sen zenginsen, güzelsin, iyisin, yakışıklısın. Fakirsen ne olursan ol 5 para etmezsin. Adam neyle ölçüyor? Parayla ölçüyor. Öteki şöhretle ölçüyor. Öteki senin suratına, sıfatına bakıyor. Çirkinlik ve güzellik ölçüsü oymuş sanki. Adamın suratı düzgünse güzel, düzgün değilse çirkin. Zaten öyle olması gerekmiyor mu? Hayır. Asıl insanın neyine bakacağız? Bir tanesi böyle işte abi şu vücudumuzu şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım, şöyle böyle falan işte insanlar şimdi artık insanların vücutlarına bakıyorlar falan diye böyle muhabbet olunca dedim ki kardeşim vücuduyla değer kazanan hayvandır. Biz gideriz mesela normalde kurbanda hayvan seçerken neye bakarız? Vücuduna bakarız değil mi? Ona göre değer veririz, ona göre alır satarız. İnsan ruhuyla değer kazanır. İnsanın insani değeri nedir? Ruhudur ve ruhundaki değerler toplamı insanın, Yaradan'ın gözündeki gerçek değerini oluşturur. Ruhunda değerler toplamı var. İnsanı insan yapan değerler, insanı hayvandan ayıran değerler var. İnsanın şefkati, fedakarlığı, hamiyeti, gayreti, kahramanlığı, cesareti, bütün bu güzelliklerin toplamına insan deniyor. O yüzden insan kelimesinin içini en çok doldurabilen şahsiyet Habibullah aleyhissalatu vesselam'dır. Gerçekte Kur'an insan derken Efendimiz'i kasteder. Diğer bütün insanlar ona benzedikçe insan olurlar. Çünkü insanlığın bütün özelliklerini, güzelliklerini en zirve noktada ruhunda barındıran, asla rekorları kırılamayan bir şahsiyettir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi biz adama ne diyor? İnsan ol evlat diyoruz değil mi mesela? Allah Allah, ya zaten insanım, istersen kimliğime bak. Görmüyor musun? Karşıdan görünmüyor mu? İki omuz bir kelle. İşte insan. Demek ki bunlar insanı insan yapmıyor. Kimliğinde insan yazması insan için, insan olmak için yeterli değil. Ceset olarak, madde olarak insana benziyor olmak, insan olmak için yeterli değil. İnsanlık dediğimiz bu maddenin arkasındaki manadır. Bu cesedin aynısı hayvanlarda da var. Şekillerinin farklı olması bizi insan yapmaz. Öyleyse biz gerçekte insan olarak değer kazanmamız, insani değerlerdeki seviyemize, payımıza bağlı. Ne kadar payımız var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ne kadar payımız var? Ne kadar insanlıktan nasibimiz var? İşte demek ölçü buymuş. Öyleyse madem ki güzellik ve çirkinliğin ölçüsü Yaradan'dır, Allah'tır. Allah ise kulun suratına, sıfatına değil, kulun gerçek güzelliği olan, insani güzelliği olan neyine bakar? Suretine değil, siretine, yani iç dünyasına bakar. Öyleyse sen Ahmet'in gözünde çirkin olabilirsin, Mehmet'in gözünde çirkin olabilirsin. Falancanın değer yargılarına göre kıymet ifade etmeyebilirsin. Sana değer vermeyebilir, sana çirkin diyebilir, kıymet vermeyebilir, sevmeyebilir. Ama bütün alemlerin sultanının nazarında sen iç güzelliğinle, ahlakınla, Esma-i İlahiye aynedarlığınla kıymetlisin, güzelsin, değerlisin. Bu ise senin için her şeyden daha kıymetli. Bu tek başına yeter. Öyle diyor ya. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. Öyleyse ölçümüz nedir? Önce bu. Ölçü nedir? Neye göre? Biz hayatımızda Ahmet'i, Mehmet'i, sınıftakileri, iş yerindekileri, sokaktakileri veya işte insanların, gençlerin tarzını, şunu bunu değil de doğrudan doğruya Yaradan'ın nazarını ölçü alırsak, o zaman güzellik, çirkinlik, sevmek, nefret etmek, bütün değerler, bütün yargılar değişir ki o zaman kader dediğimiz, hani adam diyor ki ya benim kaderimde varmış, Allah beni diyor çirkin yaratmış diyor. Sen kendini neyle satmaya çalışıyorsun? Bu çok önemli. Yani kendini insanlara satmaya çalışırken veya topluma beğendirmeye çalışırken veya değer kazanmaya çalışırken kendini neyinle pazara çıkarıyorsun? Öyle ya, suratınla, sıfatınla, şeklinle, şemalinle, boyunla, posunla değil de gerçekte Allah'ın değer yargılarında, Cenab-ı Hakk'ın kıymet ölçülerinde kıymet verdiği şeylerle kendini satmaya çalışırsan o zaman iş değişir. Yoksa kendini suratınla, sıfatınla, bilmem paranla, malınla, mülkünle satmaya çalışırsan o zaman zaten sen baştan ne yaptın? Antikayı hurdacılar çarşısına götürdün. Onlar da hurdacı ne yapar? Antikaya değer verir mi? Antika belki paha biçilmez kıymette ama hurdacı diyor ki arkadaş koy teraziye. Ya ne terazisi arkadaş? Bu bilmem tarihteki falan sanatkarın yaptığı el işlemesi özel kaç bin yıllık kılınç. Sen nasıl bunu teraziye koydurursun? Adam ne diyor? Hemşerim burada terazi konuşur. Koy teraziye. Kilosu 2 liradan 10 kilo al 20 lira. Olur mu ya? Sen ne diyorsun? Bunun sanatkarı şöyle, bundaki sanat böyle, bu antika, bunun antika değeri ne kadar anlatırsan anlat. Suç onda değil. Suç kimde? Suç antikayı hurdacılar pazarında satmaya çalışanda. Suç o antikayı antika değeriyle değil de demir kıymetiyle satmaya çalışanda. Suç yine sende. Sen kendini kime satmaya çalışıyorsun da, kimin gözünde değer kazanmaya çalışıyorsun da değersiz kaldın, kıymetsiz kaldın, seni çirkin buldu. Öyleyse insanların seni çirkin bulması veya diyelim ki değersiz bulması veya sevmemesi yine kimin suçu? Yine senin suçun ya. Sen Yaradan'a kendini sevdir de gerisi seni ne yapar? Allah sevdi mi? sevdiği kullarına da sevdirir. Sevmediği kulları zaten sevse de sevmese de beş para etmez. Onların sevmemesi de nedir? O da bir hayır alamettir ya. Allah'ın sevmediği kullar seni sevmiyorsa belli ki sende bir güzellik var, sende bir keramet var, sende bir değil mi Cenab-ı Hakk'ın isim esmasından, sıfatından bir yansıma, bir cilve, bir tecelli var ki Allah'tan nefret eden senden de nefret edebilir. Bu senin için nedir? Şereftir ya. Allah'ın düşmanlarının seni düşman kabul etmesi o da şereftir. Demek ki kendimizi hangi pazarda satmaya çalışıyoruz? Bu çok önemli. Şimdi hiç unutmuyorum bizim bir Göksel diye bir çocuk vardı. Böyle o zaman medresede kalıyor. Böyle boylu poslu, yakışıklı bir çocuk. Birisinin ısrarıyla işte babası onu demiş ki oğlum bak medresede kalırsan okulunu okursun, sana paranı veririm, haçlığını veririm. Yoksa medresede kalmazsan kusura bakma falan diye böyle biraz zorlamayla, ısrarla kalıyor böyle. Dışarıdaki arkadaşlar da böyle hep buna diyorlarmış ya, oğlum diyorlarmış sen çok yakışıklısın, boylu poslusun, şöylesin, böylesin. Bu cemaatlerin, sohbetçilerin, şunların, bunların içinde sen harcanıyorsun. Oralar da senin değerini bilmezler ondan sonra falan diye böyle vermişler buna gazı. Neyse çocuk böyle ikide bir de aynaya bakıyor. Kendi kendine diyor ki oğlum Göksel sen buralarda harcanıyorsun be oğlum. Böyle kendi kendine hep böyle buralarda harcanıyorsun. Hani bu surat, bu sıfat, bu boy, bu poz sen piyasaya bir çıksan esersin, yağarsın, şöyle olur, böyle olur falan diye şeytan ve şeytanlaşmış insanlar, insi şeytanlar, o kötü arkadaşlar buna veriyor ayarı, veriyor gazı. Sen oralarda harcanıyorsun falan neyse derken bir gün kafaya koymuş, ayrıldı gitti. Ayrıldı ama hakikaten ciddi manada harcandı gitti. Öyle bir hale düştü ki bir zaman sonra ne ailesine, ne vatanına, ne milletine, ne de kendisine hiçbir hayrı olmayacak bir hale düştü. Tavsif etmeye gerek yok. Yani adeta bozuk para gibi harcandı. Aslında neydi? Onun gerçek kıymeti bu pazardaydı. Niye? Çünkü bu pazarda yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Bu pazarda ölçü bu. Yaradan'ı severiz parasından ötürü, Yaradan'ı severiz suratından, sıfatından, kaşından, gözünden ötürü, Yaradan'ı severiz boyundan, posundan ötürü, Yaradan'ı severiz like tıklamasından, izlemesinden, bilmem takipçisinden ötürü falan değil. Burada bunlar geçmiyor. Bu pazar Cenab-ı Hakk'ın ölçüleriyle, Allah'ın nazarıyla insanlara kıymet verilen bir pazar. Kendini bu pazarda satmaya çalışan insan her zaman nedir? Her zaman güzeldir. Çünkü yaratılan, Yaradan'dan ötürü seviliyor burada. 1000 tane kusuru olsa yine affedilir ve sevilir. Çünkü Yaradan sevmeyi emretmiş. Ama adam şimdi başka pazarlarda kendini satmaya çalışınca adamların değeri para. Sen de onların değer yargılarına göre değer kıymet ifade etmiyorsan bu sefer diyor ki ben neden sevilmiyorum diyor. Ötekilerinin değer ölçüsü suratına, sıfatına bakıyor, cesedine bakıyor, boyuna, posuna. Yani hayvani değerlerle ölçüyor seni. Sen de onların standartlarına uygun değilsen o pazarda satılmayabilirsin, sevilmeyebilirsin, çirkin bulunabilirsin. Hatta bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor ki ey Habibim eğer seni dinlemeyip arka çevirirlerse üzülme diyor. Onlara diyor haşerat-ı muzırra nevinden, muzır hayvanat olarak bak diyor. Ki Cenab-ı Hakk'ın katında insanlığın ölçüsü nedir? İnsan nedir? İnsan dediğimiz Allah'a muhataptır. Allah'a muhatap olamayan, sadece hayvani hazları, zevkleri, hayvani ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıp da bir köşede ölüp giden bir mahluka insan denmiyor. Yani Cenab-ı Hak haşa yarattığı insana hakaret etmiyor Kur'an'ında. Onlara diyor muzır hayvanat olarak bak diyor. Zaten değeri o. Niye? Çünkü Allah'ın ölçüsüne göre böyle. Ya hakaret? Hakaret olmuyor işte. Çünkü insan dediğimiz değer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Standart bu. Ölçü bu. Allah'ın ölçüsü bu. Ya toplumsal normlar böyle değil. Bilmem insanlar şöyle kabul ediyor olabilir ama Yaradan'ın ölçüsü bu. İnsanın Allah katındaki kıymeti de bu. Yani sen Allah'ın sana verdiği malla Allah'a karşı kıymet ifade edebilir misin? Ya Rabbi şu kadar malım var. Nereden senin malın oluyor? Sen bile senin değilsin. Sen onunla Allah'a karşı nasıl bir kıymet ifade edeceksin? Ya Rabbi işte çok yakışıklıyım. Seni yakışıklı yaratan da o yani. O yakışıklılığı veren de o. Öyleyse onunla Allah'a karşı kıymet ifade etme ihtimalin yok. Sende sana ait olan ve Allah'a karşı kıymet ifade eden sadece ve sadece emri ilahiye ittibaın ve ruhunda esma-i ilahiye aynadarlığın, senin güzel ahlakın, Allah'ın isimleriyle giyinip onun huzuruna çıkman. Hani bayramlıklarını çocuk giyiyor da babasının huzuruna çıkınca babası nasıl seviniyor? Kendi aldığı elbiseleri, o güzellikleri çocuğun üzerinde görünce. Cenab-ı Hak da kendi esmasını, sıfatını, o güzel isimlerini kullarının üzerinde görünce, hayatında görünce, ahlakında görünce o kul Allah katında kıymet ifade ediyor. O kul Allah'a sevimli görünüyor. Öyleyse Allah sevse, tüm insanlar sevmese kaybedilen bir şey var mı? Problem insanlarda, toplumda değil, problem bizde. Bizim kendimizi yanlış pazarda satışa sunmamızda, başka yanlış pazarlarda, yanlış kulvarlarda kıymet ve değer talep etmemizden kaynaklanıyor. Antikayı hurdacılar çarşısına götürmekten kaynaklanıyor. Şimdi şurada çok güzel bir ders var. Cenab-ı Hak istifademizi küllileştirsin. Bu mana demek toplumun kanayan yarası bu. Çünkü toplumda şu anda insanların psikolojik bunalımlarının, krizlerinin, çıkmazlarının altında yatan en büyük sebep değersizlik duygusu. Kimse kimseye değer vermiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Kimsenin kimse için bir kıymeti yok. Seni işine yaradığın zaman alıyor, kullanıyor. Sonra menfaati yoksa 5 para kıymet vermiyor sana. Ve bu toplumda umumi olarak ne var? Herkes kendisinin değersiz olduğuna inanıyor. Kimse kimseye bir değer vermediği için. Toplumun değer yargıları çok dibe vurduğu için herkes kendini kıymetsiz, değersiz ve adeta sevilmeyen, istenmeyen bir mahluk olarak bir mertebede hissettiğinden yalnızlaşıyor, kendini değersizleşiyor. Artık diyor ki benim yaşamam için bir sebep kalmadı deyip çoğu da ne yapıyor? Hiç kimse beni sevmiyor deyip intihar ediyor ya. Düşünün adam ne var? Hep ilgi istiyor insan. Niye insanlardan ilgi bekliyoruz? Çünkü bize gerçek ilgi gösteren, her an üzerimize titreyen, bütün alemleri bizim için çalıştıran, bizim için bütün kainatı yaratıp yaşatan ve bizim için ahirette ebedi bir cenneti hazırlamış, bizi bekleten, o cennetleri bizim için süsleyen bir Allah'ın bizimle nasıl ilgilendiğinin farkında değiliz. Kendimizi ilgisizliğin çukurunda zannediyoruz. Kimse bizimle ilgilenmiyor diye düşünüyoruz. Cezaevine mahkumlara sohbete gittiğimiz zaman bir tane mahkum aynen böyle ifade etti. Ben dedim ki ya içeri girince şimdi hepsi böyle moraller bozuk, suratlar asık. Düşünün mesela içeride 15 tane mahkum var. Hepsinin de psikolojisi size böyle hücum ediyor. Boğuyor sizi. Cinayet koğuşu, bir sürü insanlar orada yatıyorlar. Şimdi içeri girince onların beklemediği bir ifadeyle, beklemediği bir tepkiyle girmek gerekiyor ki dikkat çeksin. Yoksa onların havası senin havanı boğacak. Onlarda ümitsizlik var, karamsarlık var, bitmişlik var, tükenmişlik var. Senin onlara ümit veren bir havayla içeri girmen lazım. İçeri girdim, hemen oturdum masaya. Ya dedim Allah sizi çok seviyor dedim. Masanın etrafına toplanmışlar. Böyle deyince garip garip bakıyorlar böyle. Yeni düşmüş hapse, müebbet yemiş bir mahkum da var. Genç, 28-30 yaşlarında. Biraz da Külan Bey kabadayı. O masaya oturmamış böyle arkadan. Neden bahsediyorsun hoca dedi ya. Sevse böyle mi yapar bize dedi. Bizi dedi değersiz bir paçavra gibi dedi bir köşeye atmış. Burada ölüp gideceğiz baksana dedi. Böyle mi seviyor bizi dedi. Bu, tepki bu. Hep kendini böyle. Şimdi enteresan hemen oradan koğuşta yetkili, koğuş ağası dedikleri bir abimiz vardı. Dedi ki oradan uzaktan konuşma gel dedi masaya otur. Getirdi onu da masanın etrafına oturtturdu. Dedi ki hocam dedi bizi dedi pışlamak zorunda değilsin. Bize dedi böyle moral vermek bilmem şöyle böyle falan hani. Biz neyse onu söyle dedi. Bizi dedi Allah niye sevsin dedi. Biz Allah'ın seveceği insanlar değiliz dedi. Ondan sonra böyle. Neyse ben dedim ki bak dedim. Sen dedim sevmediğin bir resmi yapar mısın? Yapmam. Sevmediğin bir masayı yapar mısın? Yapmam. Sevmediğin bir tabloyu yapar mısın? Yapmam. Allah seni yapmış, yaratmış, çizmiş, özene bezene. Belli ki sevmiş. Sevmese niye yapsın? Allah'a sevmediği bir şeyi yaptırabilir misiniz? Allah seni yapmış ya bak. Sevmese yapar mı? Yoktan yaratmış. Sen yokken varlık alemine çıkabilir miydin? Varlığı tercih bile edemezdin çünkü yoktun. Senin varlığını tercih etti. Senin var olmanı isteyen bir Allah var ya. Bak senin varlığını seviyor. Belli ki seni sevmiş. Seri üretim değilsin sen. Özel yaratılmışsın bak. Senden başka hiç kimsede bu sima yok. Sen özelsin. Teksin. Seni tek yaratmış. Sana özel teveccüh etmiş. Sana özel değer vermiş. Parmak izine kadar, ses tonuna kadar. Sonra dedim bak daha enteresanı var. Bir çocuk çok şımardığı halde annesi babası ona bir sille bile vurmuyorsa ne derler? Ya bunca şımarmasına rağmen bir sille bile vurmuyorsa çok sevdiğinden olabilir. Başka neden olabilir ki? Bak dedim bunca günahımıza, isyanımıza rağmen, bunca karıştırdığımız bir sürü haltlara rağmen Allah bir kör kurşunla bize denk getirip bizi cehennemine direkt alabilir miydi? alabilirdi. Ama bize bir şans daha vermiş. Hem de günah işleyemeyeceğimiz bir ortama getirmiş. Bir de dedim beni sizin imdadınıza getirmiş. Ben sizi bilmem, tanımam. Sizin ihtiyacınızı bilen, beni de sizin ayağınıza kadar getirip de Kur'an'ın hakikatlerini size anlattıran Allah ya. Belli ki sizi kurtarmak istiyor. Sizden vazgeçmemiş. Sizi sevmiş, seviyor. Böyle deyince böyle durdu, böyle duygulandı. Vazgeçmemiş senden. Vazgeçseydi canını alıverirdi. Cehenneme doğru yuvarlanan birisi de sen olurdun. Ama senden vazgeçmediği nereden belli? Bak sana bir şans daha vermiş. Böyle deyince mahcup oldu. Başını önüne eğdi, üzüldü. Baktım iç çekiyor. Dedi ki hocam dedi beni affetmez dedi. Şimdi böyle bir dertli vaziyette, böyle perişan bir halde bir mahcubiyet hali var. Beni affetmez dedi. Ben dedim ki ya sen Allah'ı ne kadar tanıyorsun, nereden biliyorsun affetmeyeceğini? Allah'ın affı sonsuz, merhameti sonsuz. Allah'ın haşa affedemeyeceği insan mı var falan deyince dedi ki hocam sen dedi beni tanıyor musun dedi. Benim ne haltlar karıştırdığımı biliyor musun? Ne günahlar işlediğimi biliyor musun? Bol keseden herkesi affediyorsunuz dedi. Bu adama ne kadar Allah'ın affı sonsuz dersen de yok. Dedi ki ben kendimi affedemiyorum hocam. Allah beni nasıl affetsin dedi. Ben kendimi affedemiyorum. Allah beni nasıl affetsin dedi. Öyle deyince dedim ki sen kendini affedemediğin için zaten Allah seni affedecek. Eğer sen kendini affetseydin, günahlarını hafif görseydin, olur canım böyle şeyler affediversin deseydin, o zaman affı hak etmezdin. Çünkü sen kendi günahını hafif gördün, Allah'a karşı bir mahcubiyet hissetmedin. Ama sen şu mahcubiyetle Allah'a karşı içinde bir yangın var. Mahcubiyetten kendini affedemiyorsun. İşte tam Allah'ın affetmek istediği, tam Allah'ın affettiği bir kul modeli bu. Allah işte böyle istiyor senden. Allah böyle kulları affediyor. Böyle deyince bir türlü aklına yatmadı. Dedim ki senin annen var mı dedim. Var dedi. Hayatta mı? Hayatta. Seviyor mu seni dedim. Ne diyorsun hocam dedi ya. Benim için ölür dedi. Şimdi dedi kahroluyor dedi ben buraya düştüm diye. Sen dedim annene büyük bir ihanet etsen, çok büyük bir hakaret etsen veya yatırıp kesmeye kalkışsan falan. Sonra evden seni apar topar atsalar. Bir gün pişman olsan, mahcup olsan, dönüp gelsen kapıyı çalsan, annen kapıyı açsa seni kapıdan mı kovar yoksa alıp bağrına mı basar dedim. Durdu, gözleri yaşlardı böyle baktı. Vallahi hocam benden vazgeçmez dedi. Hiçbir şey yokmuş gibi alır beni bağrına basardı. Dedim ki Allah'ı da dedim annen kadar tanımış olsaydın, Allah'ın da seni affedeceğinden hiç şüphen olmazdı. Rabbinin de senden vazgeçmeyeceğinden hiç şüphen olmazdı. Bütün anneleri şefkatle yaratan, şefkatle donatan, senin annene şefkat ve merhamet duygusunu, af duygusunu veren Allah haşa senin annen kadar da mı şefkatli değil? Senin annen kadar da mı merhametli değil? Senin annen kadar Allah'ın affı, merhameti, bağışlama duygusu, bağışlaması yok mu haşa? Öyle deyince gözleri yaşardı, ağlamaya başladı, kalktı gitti. Şimdi işin şu tarafı çok önemli. Hani biz Cenab-ı Hakk'ın nazarındaki kıymetimizi, onun bize verdiği değeri, onun bize yüklediği şerefi bir bilebilsek var ya, daha hiç kimseden hiçbir iltifat beklemeyiz. Hiç kimsenin hiçbir alkışına talip olmayız. İnsanlar tarafından sevilmişim, sevilmemişim, takdir edilmişim, edilmemişim, güzel bulunmuşum, çirkin bulunmuşum, hiçbir değeri yok. Niye? Yaradan beni sevmiş ya. Yaradan beni sevmiş. Bunu böyle anlatırken bir genç hemen böyle kalabalığın içinden çıktı. Dedi ki, abi dedi, beni sevdiğini nereden bileceğim dedi. Hani Allah beni sevmiş diyoruz ya, bunu beni sevdiğini nereden bileceğim? Alameti nedir bunun? Kulağıma fısıldayacak mı seni sevdim diye? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, Rabbinizin sizin hakkınızdaki hükmünü merak ediyorsanız, acaba Allah benim hakkımda ne düşünüyor veya nasıl, ne takdir etmiş, seviyor mu, sevmiyor mu beni? Sizi neyle meşgul ettiğine bakın diyor. Şu anda bizi kendiyle, diniyle, davasıyla, Kur'an'ıyla, Kur'an'ın hakikatlerle meşgul ediyor mu? Şu an burada mıyız? Bizi nefsimize bıraksaydı, nefsimiz bizi buraya getirir miydi? Nefsimizin elinden kurtulup da buraya gelebilir miydi? Belli ki bizi nefsimizin elinden, şeytanın elinden, şeytanlaşmış insanların, asrın şeytanlarının elinden kurtarmış, getirip Kur'an'ın meclisinde Kur'an'la, Kur'an'ın hakikatlerine muhatap etmiş. Bu yetmez mi Allah'ın seni sevdiğini göstermek için? Bu mana çok önemli. İfadeler çok net. Bakın diyor ki, ey nefis, insan evvela nefsini sever. Şimdi biz kendimizi seviyoruz ya, sonra akaribini, milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Şimdi insanın vaziyeti bu. Her şeye karşı şefkat duyuyor, her şeyi seviyor, her şeyi adeta bir anne şefkatiyle kucaklayan bir hali var insanın. Şimdi aynı insan kendisi de Allah tarafından sevilmek istiyor. Hani çocuk dünyaya geldi, çocuğun bedenini beslemek için Cenab-ı Hak annesinin sinesine süt koymuş, doğru mu? Fakat çocuk sadece bedenden ibaret değil, çocuğun bir de neyi var? Ruhu var. Ruhunu beslemek için ne koymuş? Sütle beraber bir de şefkat koymuş, şefkat. İkisi beraber, sinede şefkat, göğsünde süt, ikisi beraber hem ruhu hem cesedi besliyor. Şimdi düşünün, insan ömür boyu devamlı çocuk hükmünde mi? Öyle diyor, insan şu kainat içinde nazik ve nazenin bir çocuk hükmünde. İnsanın bedenini besleyen bütün nimetler, rızıklar her baharda, yazda, yeryüzünde yaratılıp insana ikram ediliyor mu? Bir de ne var? İnsanın sevildiğini bilmesi ve Allah tarafından muhatap alınmış olduğunun farkına varması, yani Allah'ın rahmetinin, şefkatinin insanın ruhunu beslemesi ki işte bu iman dersleri de buna vesile. Bunca ikramın arkasında bize ikram eden zatın bize karşı olan şefkatini, merhametini, ilgisini, alakasını keşfetmek. İnsan buna çok muhtaç. Ömür boyu insan aynı çocuk gibi ilgiye muhtaç ya. Fakat ne diyor? Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor. Dünyada böyle mi değil mi? Peşinden koştuğun, kendini onlara sevdirmeye, kabul ettirmeye çalıştığın herkes, her şey. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin rağmına müfarekat ediyor. Allah Allah. Yaşlı bir amcayla böyle oturduk, muhabbet ettik de bir hayatını anlattı. Çocuklarım için şunları yaptım, evlatlarım için bunları yaptım, bilmem. Şunun için bunu yaptım, bunun için bunu yaptım. Şimdi hepsi kendi aleminde, bayramda gelen giden bile olmadı. Tek başıma bir köşede, bir evin içinde duvarlarla konuşup duruyorum diyor. Şimdi hep böyle onların vefasızlığından bahsediyor. Dedim ki, amca dedim, çocuklar namaz kılıyor mu dedim. Kılmıyorlar oğlum dedi. Dedim amca o zaman dedim boşuna şikayet etme dedim ya. Onlar dedim Allah'a vefasızlık etmiş, sana vefasızlık etmiş çok mu dedim. Şimdi Allah'ın onların üzerindeki payıyla, Cenab-ı Hakk'ın onların üzerindeki hakkıyla senin hakkın bir mi ya? Allah'a vefasızlık etmiş, sen de ki seni tanımamış, sana vefasızlık etmiş çok mu yani? Hiç dedim bakma. Şimdi hakikaten manzara bu. İnsan ne istiyor? İlgi istiyor, alaka istiyor, değer verilmek istiyor. Ama işte insanlar devamlı ömür boyu o değeri vermiyor ki. İnsanların değer yargıları değişiyor. Bir bakıyorsun anam babam peşinden koşuyor. Miras dağıtımından sonra selam bile vermiyor. Niye? Bak ya Allah Allah. İnsan ne kadar üzülüyor değil mi ya? Allah Allah ya şunlara bak. Herkesin değer yargısı değişiyor ve sana ömür boyu değer veremez, seninle ilgilenemez. Ne yapacağız? İlgisizlik, değersizlik, bir köşeye atılmışlık, itilmişlik, terk edilmişlik o kadar zor ki. Ya dedim ya sen evlatların yanında niye durma? Ya diyor ben diyor orada kendimi sığıntı gibi hissetmeye başladım diyor. İstenmeyen bir insansın sen. Ne kadar zor değil mi? Şimdi aslında bu psikolojilerin hepsini aşabileceği bir şey var. Bütün bu bunalımlardan çıkabileceği bir mana var. O da sen Yaradan'ın en şerefli, en kıymetli misafirisin. O istememiş, o değer vermemiş, o vefasızlık etmiş. Bizim nazarımızda 5 para kıymeti yok. Niye? Kainatın sahibinin nazarında ben değerliyim, kıymetliyim. O beni kulluğuna kabul etmiş. Kim nereye kabul ederse etsin veya etmezse etmesin fark etmez. Bu mana. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rağmına, inadına müfarekat ediyor. Madem öyledir. Bu havf ve muhabbeti, kalbindeki bu aşkı, sevgiyi, korkuyu öyle birisine tevcih et ki senin havfın lezzetli bir tezellül olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, Halık-ı Zülcelal'inden havf etmek. Ondan bundan korktuk bu zamana kadar ne oldu? Allah'tan korksa insan. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'tan kork diyorlar ya. Cenab-ı Hak kendisi ayette söylüyor bunu. Adam çıkmış, ben diyor Allah'ın korkulacak bir şey olduğuna inanmıyorum diyor. Ne anlıyorsa Allah'tan korkmaktan. Herhalde korkunç bir şeyden korkmak gibi anlıyor. Halbuki Allah'tan korkmak neymiş biliyor musunuz? Şimdi onu söylüyor. Evet, Halık-ı Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Allah'tan korkmak demek, onun rahmetini, şefkatini kaybetmekten korkmakmış. Yoksa haşa Allah korkunç bir şey değil ki haşa. Ama nedir? Ya şimdi bir insan çok sevdiği, çok kıymet verdiği bir dostunu küstürmekten, kaybetmekten ne kadar korkar? Veya çok maaş aldığı bir iş yerinden, değil mi, atılmaktan ne kadar korkar? Aman 40 kere düşünür, şunu şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye. Ödü patlar. Şimdi düşün ya, Allah'ı kaybetmekten korkmak. Onun şefkatini, merhametini kaybetmekten korkmak. Zaten bir insana verilebilecek en büyük ceza nedir? En büyük tehdit, Cenab-ı Hakk'ın iltifatını, rahmetini, teveccühünü kaybetmek demektir. Düşünün, çok sevdiğiniz bir öğretmeniniz var. O kadar çok seviyorsunuz ki, canınızı verecek kadar seviyorsunuz. Bir gün dese ki, sizi kopya çekerken yakaladı. Acaba bana ne ceza verecek diye bekliyorsunuz. Dedi ki, oğlum sana ceza vermiyorum. Bugünden itibaren gözümden düştün dedi. Daha her şey bitti. Yatırıp falakayla sopa atsa o kadar. Niye? Çünkü sen itibar kazanmak istediğin birinin gözünden düştün ya. Daha kaybettin ama. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? İltifat-ı Rahmaniye'yi kaybetmeye sebeptir. Allah'ın iltifatını kaybetmek. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü kaybetmek. Ne büyük bir dehşetli felaket ya. Vehbi Hoca, Allah selamet versin, bir ara anlatmıştı. Birisi, bir genç gelmiş, demiş ki, hocam demiş, ben demiş her türlü günaha işliyorum. Hiç de demiş bahsettiğiniz gibi tokat falan yediğim yok. Hani şefkat tokadı yersin, Allah cezanı verir, belanı verir, bilmem şöyle olur, böyle olur falan. Hiç de demiş bahsettiğiniz gibi bir şey olmuyor. Her türlü altı karıştırıyorum, her günaha işliyorum, hiç başıma bir şey gelmiyor, her şey tıkırında. Öyle deyince Vehbi Hoca ona demiş ki, namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Ya demiş, Allah seni huzurundan kovmuş. Cenab-ı Hak tokat yakındakine vurulur. Allah seni kendinden uzaklaştırmış. Tokat bile vurmuyor sana. Hani bir anne felakete doğru, sobaya doğru, uçuruma doğru, tehlikeye doğru giden evladına tokat vurur. Sevmediği birisine niye vursun? Niye onu felaketten kurtarmak istesin? Öyleyse senin için daha bundan büyük bir tokat yok ki Allah sana o tokadı vursun. Yani demek Cenab-ı Hak seni ne yapmış? İltifatından mahrum etmiş. Huzurundan kovmuş, kulluğundan azat etmiş. Daha sana tokat vuracak kadar değer vermiyor. Bundan daha büyük tokat olmaz ki. Yani biz hep ne zannediyoruz? Tokat deyince düşeceğiz, kafamızı, gözümüzü kıracağız falan bir şeyler. İşimiz bilmem, birisi vurgun yapacak, paramızı, pulumuzu kaybedeceğiz falan, öyle bir şey bekliyoruz. Ama en büyük vurgun nedir ya? Şeytanın yaptığı vurgun değil mi? Allah'ın sevgisini kaybetmişiz. Daha bundan büyük hangi kayıp olabilir? Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Allah Allah. Büyük zatlar böyle uzun süre başlarına bir şey gelmezse, ya Rabbi bizi unuttu, Allah bizi unuttu, bizimle ilgilenmiyor diye korkarlarmış böyle. Acaba ne kusur işledik, ne günah işledik de Cenab-ı Hakk'ın iltifatından mahrum kaldık diye, hani bizi unuttu diye, biz kendimizi Allah'a unutturduk diye böyle korkarlarmış. Nedir bu? Allah seni sevmiş ya. Düşünsene, Bediüzzaman Hazretleri'nin başına gelen musibetleri düşünün. Yağmur gibi yağıyor. Normalde bir insanın bunalımdan intihar etmesi lazım ya. Afyon hapishanesinde 30 küsür kiloya düşmüş. O kadar böyle zayıflamış, defalarca zehirlemişler. Her şeyin bittiği nokta. Orada yazdığı kitaba bak, El-Hüccetü Zehra eserine bak, şaşırırsın. Hiç oralı değil, bütün kainat kitap gibi okuyor. İmanın zevkinden, keyfinden, lezzetinden, kendinden geçmiş. Sanki orada cesedine eziyet ediyorlar ama ruhu onu kale alacak kadar cesetle alakadar değil. Şimdi nedir bu hal? Bambaşka bir alemde yaşıyor. O yüzden demiş ki, musibetin envağı, çeşitleri, öyle çeşitli musibetler, öyle şiddetli musibetler yaşadım ki diyor, musibetin envağı musiki'nin nameleri gibi gelmeye başladı. Şimdi her musibeti ne yapıyor? Allah'tan gelen bir mektup olarak okuyor. Cenab-ı Hakk'ın iltifatı olarak görüyor. Rabbim diyor yine beni temizlemek için bir memurunu göndermiş diyor. Hani böyle insan huzurunda değil mi? Şöyle oynayan bir çocuğunun kirlendiğini, pislendiğini, elbisenin pasaklandığını falan görünce şöyle temizlemek ister, güzel pırıl pırıl elbiseler giydirmek ister ya. Biz de şimdi kirleniyoruz, pisleniyoruz, nefse uyuyoruz, günaha düşüyoruz. Cenab-ı Hak görüyor, bir memurunu gönderiyor, bir musibet, bir hastalık. Git diyor şunu temizle de gel. Ya gelsin kendi temizlensin, tövbe etsin, istiğfar etsin. İman hizmetinde koştursun, terlesin, gayret etsin. Ya yoksa sen git diyor onu temizle. Bak nedir bu? Geçen bir ihtiyar bir abiyle böyle muhabbet ettik de yaşlanmış epey, son demlerini yaşıyor. Bir de hastalanmış üstüne. Ben hani teselli olsun diye böyle muhabbet ediyoruz. Ya diyor Rabbimden daha ne isteyeyim diyor. 80'inden sonra günahlar yazılmıyormuş diyor. Bir de son düzlükte diyor Cenab-ı Hak bir de diyor hastalık verdi diyor eşantiyondan. Daha ne isteyeyim diyor ya. Beni diyor tertemiz bir vaziyette huzuruna almak istiyor. Şimdi hayata böyle bakan bir insanın yıkılma ihtimali var mı? Neyle yıkabilirsin ya? Neyle hayattan bağını koparabilirsin? Neyle ümidini söndürebilirsin böyle bir insanı? Ahmet sevmiş, Mehmet sevmemiş, öbürü güzel demiş, öbürü çirkin demiş. Hiçbir kıymeti var mı? O kendini ne yapmış? Allah'a ayarlamış. Adeta değil mi? Cenab-ı Hakk'a karşı kendini ayna gibi ona göre şekil almış. Halbuki bütün valilerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Demek havfullah'ta azim bir lezzet vardır. Allah'tan korkmakta azim bir lezzet varmış. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın seni niye korkuttuğunu biliyorsun. Şimdi mesela anne evladını korkutuyormuş. Niye? Şefkat sinesine basmak için. Ya korkmadan da, çocuğu korkutmadan da kucaklayamaz mı anne? Kucaklar ama korkmuş, çaresiz kalmış, annesinden başka kimse olmadığını anlamış, bütün gücüyle, kuvvetiyle, iliklerine kadar annesine ihtiyaç hissetmiş bir çocuğun sarılmasıyla korkmamış, ihtiyaç hissetmemiş. Sanki böyle direğe, duvara sarılır gibi annesine sarılmış bir çocuğun sarılması bir mi? Niye korkutuyor? İşte o ihtiyaç hissettiği andaki o sarılmayı, o manayı yaşamak için. Cenab-ı Hak da seni değil mi bak sinesine basmak istiyor. Rahmet sinesine, şefkat sinesine. Ama nasıl basmak istiyor? Allah'a karşı bütün ihtiyacını hissetmiş bir vaziyette. Artık limiti tüketmiş, ya Rabbi senden başka kimsem yok diye onun dergahına yapışmış bir halde görmek istiyor. O yüzden seni ne yapıyor? Bir musibet gönderiyor, git şunu bir korkut diyor. Bir deprem gönderiyor, bir sallıyor. Allah Allah, yıllardır ağzından Allah kelimesi dökülmeyen insanlar hep beraber koro halinde Allah, Allahu Ekber diye bağırmaya başlıyor. Siz yaşadınız, bir akrabaları yaşadı. Neler neler şimdi bak. Geçen deprem bölgesinde bir abi anlattı da. Deprem esnasında diyor, apartmandan bir sürü sesler yükseliyor diyor. Herkesin dilinden dökülen tek kelime. Herkes beraber, hep beraber Allah, Allah diye bağırıyor. Şimdi aslında herkesin kalbinin derinliklerinde Allah sevgisi var. Ama nefis, şeytan hep böyle ne yapmış? Üstünü örtmüş, kapatmış. Adam böyle dinden, İslamiyet'ten, Allah'tan, peygamberden uzak bir hayat yaşayabiliyor. Ama deprem bir geliyor. Üstündeki bütün tozları hepsini birden bir üflüyor, bir kaldırıyor. Adamın ruhundaki o aşk, değil mi? O Allah'a bağlılık ne yapıyor? Bir anda ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak Allah, Allah dedirtiyor ya. Hani diyor ya zamanın üstadımız o ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, büyük bir makamı işgal eden küçük bir adam. Boyu da küçükmüş. O zaman memleketin en büyük makamlarından bir tanesini hakkı olmayarak işgal etmiş. İsmini vermeye gerek yok. Demiş ki Avrupa top tüfek diye ileri gitti, biz Allah Allah diye geri kaldık demiş. Bediüzzaman Hazretleri de ona cevap vermiş. Cevabül ahmakta sukut diyor. Ahmaklara verilecek cevap sukuttur, susmaktır ama diyor bu ahmakların peşinden çok akıllılar gidiyor. Hiç olmazsa onları uyandırmak için bu cevabı vermem lazım diyor. Diyor ki dünya misafirhanedir, insan da yolcudur. Her gün o zaman mesela binlerce insan ölerek el mevtü hak kaziyesine imzasını basıyor. Yani herkes ne yapıyor? Ölüm denilen bir vadiye doğru gidiyor. Ölümü öldürebilir misiniz? Zevali dünyadan kaldırabilir misiniz? Öyleyse madem ki ölüm öldürülmez, kabir kapısı kapanmaz, öyleyse ne diyor? Ölüm Allah, Allah dedirtir. Sekeratta, ölüm esnasında, ölürken hangi topunuz, hangi tüfeğiniz, hangi medeniyetiniz sizi sekeratın dehşetinden, kabrin vahşetinden kurtarabilir? Sonra Allah yolunda olursa topta Allah der, tüfekte Allah der, teknolojide Allah der. Allah demek hiçbirine mani olmadığı gibi tam tersine Allah demek hepsinin müşevvikidir, teşvikçisidir. Allah'a iman eden bir insan, insanlara faydalı olmak için daha çok gayret gösterir. Şimdi bu cevabı veriyor. Diyor ki sekeratta ölürken hangi topunuz, hangi tüfeğiniz sizi kurtarabilir? Kurtaramaz, kurtaramıyor. Değil mi? Herkes o gece, 6 Şubat gecesi, herkes yatarken kimisi ev hikayesiyle yattı, kimisi araba hikayesiyle yattı, kimisi ertesi gün planları vardı. Kimsenin planında deprem var mıydı? Hiç kimsenin yoktu. Herkes bir şeyler diyordu. Ev, ev, ev diyordu. Araba, araba, araba diyordu. Öbürü yarınki işler, güçler, şunlar, bunlar. Cenab-ı Hak dedi ki hepsi bir tarafa. Bu gece hep beraber Allah diyeceğiz. Ne yaptı? Bütün üstümüzdeki tozu bir kaldırdı. Hepimizin ruhunun derinliklerindeki Allah aşkı ortaya çıktı mı? Hep beraber herkes namazlı, namazsız, ibadetli, ibadetsiz, günahkar, hatta sarhoşu, ayyaşı bile Allah diye bağırdı ya. Ha, demek mevt, ölüm Allah Allah dedirtir. Demek ki biz hayatımızın her safhasında ne yapmamız gerekiyor? Allah Allah dersek inşallah ölürken de Allah Allah diye diye gideriz. Yoksa Allah muhafaza onu diyememe ihtimalimiz de var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.